Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yılı Kasım ve Aralık ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavlarda birebir karşınıza çıkacaktır. Lütfen soruları dikkatli bir şekilde dinleyin. Doğru cevabınızı verin, zaten sonrasında doğru cevabı ben söyleyeceğim. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz mutlaka öncelikle konu anlatımı derslerimizi izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu videonun açıklama kısmına ben linklerini bırakırım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Lütfen videoyu bitirdiğinizde kaç doğru yaptıysanız aşağıda bulunan yorumlar kısmına kaç doğru yaptığınızı mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sol alt köşede Instagram adresimiz mevcut. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir? A. Akünün boşalmasından. B. Akünün tam şarjda olmasından. C. Hava filtresinin kirlenmesinden. D. Akü kutup başlarının sıkı olmasından. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Akünün boşalmasından kaynaklanmış olabilir. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üzerine yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A. Benzinli, B. Dizel, C. Elektrikli, D. Buharlı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Dizel motor tipine aittir arkadaşlar. Yani dizel motora aittir. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Şaft, B. Debriyaj, C. Amortisör, D. Diferansiyel. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Amortisör süspansiyon sisteminde yer alır. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Geçme yaparken sinyal verilmesi, B. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, C. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerinin taşınması, D şıkkı ise gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerinin taşınması yasaktır. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A. Geçme yasağının sonu olduğunu. B. Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu. C. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini. D şıkkı ise yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu ifade eder. Motor çalışır durumdayken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Motor daha iyi yağlama yapar. B. Motor daha yavaş döner. C. Marş dişlisi zarar görür. D. Motor daha hızlı döner. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Marş dişlisi zarar görür. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? A. Park etmeyi. B. Sola dönmeyi. C. Sağa dönmeyi. D. U dönüşü yapmayı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sağa dönmeyi yasaklar. Yani sağa dönemeyiz. Bu tabelayı gördüğümüz yerde sağa dönemeyiz arkadaşlar. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar? A. Yaşam hakkı, B. Çevre hakkı, C. Kamu yararı, D. Öfke yönetimi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yaşam hakkı ortaya çıkar arkadaşlar. Yaşam hakkının önemi ortaya çıkar. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. B. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. C. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. D.
ve aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. Yani kapanmak üzere olduğunu bildirir arkadaşlar yolun. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör. B. Termostat. C. Yağ filtresi. D. Devri daim pompası. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızını azaltması. B. Dönüş işareti vermesi. C. Geniş bir kavisle dönmesi. D. Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Geniş bir kavisle dönmesi yanlıştır. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır. B. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. C. Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır. D. Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunu yapmalıyız. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak nokta nokta değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Dolaşım. B. Bilinç durumu. C. Solunum. D. Hava yolu açıklığı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Boş bırakılan yere bilinç durumu yazılmalıdır arkadaşlar. Yani iyi misiniz diye sorularak bilinç durumu değerlendirilmesi yapılır. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir? A. Otomobil. B. Motosiklet. C. Kamyon. D. Otobüs. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kamyondur arkadaşlar. Bölünmüş yollarda azami hız saatte 85 kilometredir kamyonun. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A. Saygısız. B. Bencil. C. Korkusuz. D. Farkındalık kazanmış. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Farkındalık kazanmış. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması. B. El bileğinin burkulması. C. Köprücük kemiğinin kırılması. D. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgudur. Sırada görsel bir sorumuz var yine. Aşağıdakilerden hangisi ana yol, tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen sınavda resimli sorulara ya da resimli şıklara çok dikkat edelim. Soru resimli ise lütfen resmin içindeki tabelalara dikkat edelim. Çok kolay gibi görünüyor resimli sorular, görsel sorular. Ama sınavda yanlış yapabiliyoruz sınavın heyecanıyla. O yüzden dikkat edelim. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Ana yol, tali yolla alakası yoktur arkadaşlar. Çünkü döner kavşak tabelasıdır. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz? A. Bilinci, B. Dolaşımı, C. Solunumu, D. Diş eti kanaması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diş eti kanaması yaşam bulguları içinde yer almaz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin
diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir? Görüyorsunuz, okla işaretlenmiş arkadaşlar. Soru işareti koyulmuş. Dikkatli bakalım. Şıkları okuyorum. A. Shaft. B. Aks. C. Volan. D. Kavrama. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Shaft'tır arkadaşlar. Vitesten gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organı shaft'tır. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? A. Şokun önlenmesi. B. Kazaların önlenmesi. C. Acil yardım istenmesi. D. Kanamanın durdurulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kazaların önlenmesi ilk yardımın hedeflerinden değildir. Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar? A. Sis lambaları. B. Park lambaları. C. Fren lambaları. D. İç aydınlatma lambaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Fren lambaları arkadaki aracı ikaz etmek amacıyla yanar. Yani yavaşlıyorum, siz de yavaşlayın anlamındadır arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Bu doğrudur arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? 1. Yaşamı korumak. 2. İyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani hepsi arkadaşlar ilk yardımın amaçlarındandır. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Araçları görüyorsunuz. Soruyu okuyorum. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hepsi arkadaşlar. Yani 1, 2 ve 3. Bir şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasak. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A. Kağıt mendilin. B. Çengelli iğnenin. C. Steril gazlı bezin. D. Makasın. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kağıt mendilin bulundurulması zorunlu değildir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? A. Diz ile kalça arası. B. Ayak bileğinin alt kısmı. C. Ayak bileğinin üst kısmı. D. Diz kapağının olduğu bölge. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diz ile kalça arasıdır. Bacakta turnike uygulamamız gereken bölge diz ile kalçamızın arasıdır arkadaşlar. Fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Radyatör petekleri tıkanmıştır. B. Araç lastiklerinin havası fazladır. C. Soğutma suyunda antifriz vardır. D. Soğutma sisteminde termostat yoktur. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Radyatör petekleri tıkanmıştır arkadaşlar. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetimlerine. B. Trafik zabıtasına. C. Işıklı trafik cihazına. D. Trafik işaret levhalarına. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Trafik zabıtasına.
Arkadaşlar, ışıklı bir dört yola geldiniz, göbeğe geldiniz. Işık varsa, aynı zamanda polis varsa, yani trafik zabıtası, diğer adı da polis, trafik polisi. Trafik polisi varsa, trafik polisine uyuyoruz arkadaşlar. Kırmızı ışıkta geç dese bile geçebiliriz. Bunu unutmayalım. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Dönel kavşağa. B. Açılan köprüye. C. Anayolu tali yol kavşağına. D. Kontrollü demiryolu geçidine. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Anayolu tali yol kavşağına yaklaşıldığını bildirir. Aşağıdaki soru işaretiyle gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir? A. Kırık kontrolünün yapılması. B. Kanamanın kontrol edilmesi. C. Şok pozisyonunun verilmesi. D. Hava yolu açıklığının sağlanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan hava yolu açıklığının sağlanmasıdır arkadaşlar. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? A. Altyapı. B. Trafik. C. Turist. D. Turizm sektörü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altyapı açısından önemli değildir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır? A. Tek yönlü yola ters yönden girmek. B. Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak. C. Sürücü belgesini yanında bulundurmamak. D. Araçta bulundurulması zorunlu gereçleri bulundurmamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Tek yönlü yolda ters yönden girmek asli kusur sayılır arkadaşlar. Ters yönden gitmiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. Kilometre saati. B. Kontak anahtarı. C. Hava yastığı ikaz ışığı. D. El freni çekili ikaz ışığı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı gösterge paneli üzerinde yer almaz arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi. B. Yavaş nabız. C. Görmede netlik. D. Yüzeysel solunum. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüzeysel solunum görülür arkadaşlar. Yani bunu görürüz. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir? A. Otobüs. B. Minibüs. C. Motosiklet. D. Otomobil. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motosikletlerde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir arkadaşlar. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? 1. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması. 3. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar 2 ve 3 numaralı şıklardır arkadaşlar. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir? A. Yol çizgileri. B. Işıklı işaret cihazları. C. Trafik polisinin sayısı. D. Karayolundaki taşıt sayısı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yol çizgileriyle belirlenir arkadaşlar. Yani kaç şerit varsa o kadar yan yana araç gidebilir. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Yağ seviyesine. B. Antifriz seviyesine. C. Hidrolik seviyesine. D. Elektrolit seviyesine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Elektrolit seviyesine dikkat edilir.
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi gevşek malzemeli zemin anlamındadır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen hepsine dikkatli bakalım. Bazı şıklar birbirine benziyor olabilir. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. C şıkkını görüyorsunuz. Gevşek malzemeli zemin anlamındadır. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık. B. Vücut sıcaklığının artması. C. Solunumun aniden derinleşmesi. D. Nabzın süratli ve zayıf olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın süratli ve zayıf olması şokun belirtilerindendir. Evet arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir? A. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek. B. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek. C. Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek. D şıkkı ise mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek alternatörün görevidir. Yine bir trafik tabelası. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yaya giremez. B. Bisiklet giremez. C. At arabası giremez. D. Motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Görüyorsunuz tabelada hem motosikleti göstermiş hem de otomobili göstermiş. Dolayısıyla D seçeneği motorlu taşıt giremez anlamındadır. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. B. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D şıkkı ise geçme yaparken sinyal verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. Şöyle yasak olmuyor bazen arkadaşlar. Ruhsata işletebiliyoruz. Yani şoför haricinde iki koltuk sayısı olarak işletirsek taşıyabiliriz. Ama bu genelde motosikletlerde olmuyor. Bunu yaparsak olur. Yapmazsak bir kişiden fazla taşınması yasak. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. B. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması. B. Frenlerin ayarsız olması. C. Rölanti ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması yakıt tüketiminin artmasına sürücüden kaynaklanan kusurdur arkadaşlar. Yani aşırı hız yaparsak fazla yakıt tüketiriz. Bu da sürücüden kaynaklanır. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? 1. Yaşamı korumak. 2. İyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3 ilk yardımın amaçları hepsidir arkadaşlar. Yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasında alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması doğrudur.
Aşağıdakilerden hangisi yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A. Adli tıp, B. Kazazede, C. Trafik psikolojisi, D. İlk yardımcı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik psikolojisi. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? A. Aküyü şarj etmek, B. Karışımı ateşlemek, C. Yüksek akım üretmek, D. Aküye akım göndermek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bujinin görevi karışımı ateşlemektir. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? A. Kafa yaralanmaları, B. Beyin zarı iltihabı, menenjit, C. Kaburga çatlakları, D. Zehirlenmeler. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kaburga çatlakları koma halinin nedenlerinden değildir. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Yarası sarılarak uyutulur. B. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. C. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D. Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum yolu açık tutularak hemen sevk edilir arkadaşlar. 2019 yılında trafik kazalarında ekonomik kayıp 24 milyar TL olup bu miktar yatırıma ayrılan payın %50'sine yakındır. Bir yılda yatırılıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir? A. Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir. B. Trafik kazaları önlenebilir. C. Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. D. Trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Vurgulanmaya çalışılan şey trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Budur arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? A. Volan, B. Diferansiyel, C. Aks, D. Vites kutusu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Vites kutusudur arkadaşlar. Araca bindiğimizde en çok elimizde tuttuğumuz şey direksiyondan sonra vites kutusu. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur? A. Isıtma bujisinin arızalı olması, B. Hararet müşirinin arızalı olması, C. Enjeksiyon basıncının yüksek olması, D şıkkı ise beslenme pompasının fazla yakıt göndermesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Isıtma bujisinin arızalı olması soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur. Hatırlarsanız eskiden Şahin araçları sabah iterlerdi, vurdururlardı arkadaşlar. İşte soğuk havalarda geç çalışmasına neden oluyor. Devam edelim. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Alternatörün şarj etmediğini, B. Emniyet kemerinin takılmadığını, C. Motor yağ basıncının düştüğünü, D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bildirir. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A 15, B 20, C 30, D 50. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A radyatör, B termostat, C yağ filtresi, D devri daim pompası. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Holger Nielsen sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması
Kazazede'de aşağıdakilerden hangisini sağlar? Resimde görüyorsunuz, nefes verme ve nefes alma şekilleri var. Şıkları okuyorum. A. Bilinç kaybının düzelmesini. B. Kalbin çalışmasını. C. Nefes vermesini. D. Nefes almasını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Nefes vermesini sağlar. Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve ceza işlem nedenidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması. B. Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak. C. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. D. Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek olamaz arkadaşlar. Bu nedenlerden biri olamaz. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalkışta patinajı önler. B. Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. C. Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. D. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır arkadaşlar. ABS fren. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz? A. Yolların buzlu ve kaygan olması halinde. B. Görev hali dışında. C. Trafiğin yoğun olduğu karayollarında. D. Şehirler arası karayollarında. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görev hali dışında kullanılamaz. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? A. Hırçınlık. B. Bencillik. C. Sorumluluk. D. Hoşnutsuzluk. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sorumluluk görevini yerine getirmemiş olur. Motorlu araçların nokta nokta sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Katılım belgesi. B. Eğitim sertifikası. C. Sürücü belgesi. D. Sürücü sertifikası. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Yani boş bırakılan yere sürücü belgesi kelimesi yazılmalıdır. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Tünel yaklaşımını. B. Sola mecburi yönü. C. Sola tehlikeli devamlı virajı. D. Dönel kavşak yaklaşımını. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dönel kavşak yaklaşımını bildirir. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. Meyve suyu içirilmesi. B. Şoka karşı önlem alınması. C. Yara yerinin soğuk tutulması. D. Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Meyve suyu içirilmesi yasaktır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yapmamamız gerekir. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? 1. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması. 3. Uzun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3'tür arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak.
D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Yakınları geldikten sonra. B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce. C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra. D. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hayati tehlikelerine karşı tüm önlemler alındıktan sonra. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır? A. Omurilik, B. Pankreas, C. Böbrekler, D. Akciğerler. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Omuriliktir arkadaşlar. Bu tür yani soruda sorulan bütün işlevleri kontrol eden sistem omuriliktir. Evet, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır arkadaşlar. Emekleriniz boşa gitsin istemem. Lütfen fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Ve lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Bu bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.